Merhabalar. Mart ayının yani baharın diyelim ilk programına hoş geldiniz efendim. Umarım iyisinizdir. Biz gayet iyiyiz ve gene çok değerli misafirlerimizle beraberiz. İlk misafirim sevgili doktorumuz, operatör doktor, ürolog Tayfun Budak. Hoş geldiniz Tayfun Bey. Hoş bulduk. Tayfun Budak'ı yakalamak kolay olmadı. Bugün de muayenehanesini kapattırdık birazcık. Eksik çalıştırdık onu. Canımız feda size. Sağ olun. Çok teşekkürler Tayfun Bey. Harikasınız. Şimdi ürolog dediğimiz zaman kişiler niye üroloğa gitmeli Tayfun Bey? Belki komik bir soru ama ben çok merak ediyorum. Yani tabii durduk yerden gitmemeli Evet, ama evet. doğduğu andan itibaren bizimle ilişkisi var insanların. Erkek çocuklar sünnet olacaklar. İşte büyüyecekler, ergenlik çağları gelecek, genital organlar ile ilgili gelişmeler, değişmeler olacak. Kız çocuklar idrar yolu enfeksiyonları olur, olmaz bir çağ yaşayacaklar. Cinsel hayatlar başlayacak. İşte yaş ilerledikçe belki böbreklerle, prostatla, mesaneyle ilgili sorunlar olacak. Onun için insanlar yaş dönemlerine uygun olarak ürologlara başvurmalı. Yani değişik dönemlerde değişik sebeplerle. Peki şimdi çok güzel bir şey dediniz. Orası söylediklerinizi aldım ben oradan prostattan başlayarak ama tabii olayın diyabetle olan bağlantıları da olacak. Ben onu böyle size hemen sunmuş olayım ve hemen sorayım. Prostat nedir ve ne yapmak lazım? Prostat kıymetli bir organ. Aslında erkeği erkek yapan organ. Evet. Yani erkek yapan organ penisi değil. Evet, çok enteresan. Prostatı. Yani tabii ki penis önemli kadınla erkek diferansiyasyonunda Evet. ama prostat erkeği erkek yapan organ olmasının sebebi testosteron dediğimiz erkeklik hormonu. %95 oranında testislerden yani yumurtalardan erkek yumurtalarından salgılanır. Bunu prostat içerisinde bir enzim dihidrotestosterona dönüştürür. Dihidrotestosteron erkeği kadından ayıran kıllanma tipi, kalçalarının sert yapısı, o vücuttaki farklılıklar, yağ, deri altı, yağ dokusu. Yani erkek kadın ayrımını yapan önemli bir organ dihidrotestosteron. Onun da olduğu yer, imal edildiği fabrika prostat. 20 gramlık küçük bir organ. İdrar torbasının hemen çıkışında. Adeta parmağımızdaki bir yüzük gibi idrar borusunun kökünü saran bir organ. Peki böyle prostat için bizim erkeklere doktorlarımızın duyduğumuz tavsiyesi işte 40 yaşından sonra mutlaka prostatınıza baktırın. Niçin baktırmalılar hocam? 40 değil ama 40'la alakası şöyle. Yani ailede bir prostat kanseri hikayesi varsa hiç şikayeti olmasa bile bir insanın hakikaten 40 yaşında ürolog kapısı çalması lazım. Ama prostat kanseri hikayesi yok. Biz izleyiciler kusura bakmasınlar, ilmi tabiri bu, mecburen öyle kullanıyoruz. İşeme bozukluğu, işeme kelimesi bizim mesleğimizin parçası. Tabii ki. İşeme bozukluğu varsa, işte kesik kesik işeme, geceleri kalkma, işte gündüz çok sık gitme veya çatallı işeme, yani değişik her zaman olmayan bazı işeme bozuklukları varsa, o zaman 50 yaşında bir üroloğun kapısı çalınmalı. Böyle durumlarda biz ne yapıyoruz? Bizim prostat için bir ilk sırada yaptığımız kan tahlilimiz var. PSA dediğimiz. PSA. O PSA'dan sonra da işte sırasıyla hastanın hikayesini dinliyoruz. Bütün sorular sorup işeme kalitesi hakkında, alışkanlıkları hakkında bir bilgi ediniyoruz. Ultrasonografi yapıyoruz. Ondan sonra işeme hızını ölçtüğümüz bir üroflowmetri dediğimiz testimiz var. Çünkü hastaya sorduğumuz zaman bize anlattığı şey subjektif. Nasıl işiyorsun? İyi işiyorum. İyi suya yazılan yazı. Görelim bakalım cihaza işe Evet. oradan bir eğri bir grafik çizsin, çıksın. Biz ona göre değerlendirelim diye. Ve en sonda hastaların çok hoşlanmadıkları parmakla rektal muayene yapıyoruz. Yani beş şey, bu saydığım beş şeyi Evet. yaptıktan sonra hastanın prostatı hakkında bir kanaat sahibi oluyoruz. Kimine diyoruz ki seni ameliyat edelim, kimine diyoruz ki sana ilaç verelim, kimine de diyoruz ki aslanlar gibisin, git seneye bir daha gel. Aynı kadar güzel, çok güzel bir bilgi verdiniz. Hepimizi aydınlattınız. Bazı tabirleri biliyoruz ama içeriklerinin ne olduğunu bilmediğimiz için şaşırabiliyoruz. Şimdi sizin bu üreme organları dediğimde ben tabii ki soracağım ilk soru diyabetle bağlantılı olarak. Biz diyabetlilerde işeme dediğiniz olayın çok sık olmasından ötürü veya olabileceğinden ötürü ne gibi problemlerimiz oluyor acaba? Tabii her işeme bozukluğunu prostata bağlamamak lazım. Evet. Benim mesela bana muayenehaneye ben prostat oldum diye gelip 55-60 yaşlarında
hastalardan sadece iç hastalıkları uzmanı ya da diyabet uzmanı arkadaşlarıma göndererek diyabetini düzelttiğim, bir anda bütün hayatı düzelen hastalarım var. Bilmiyorlar o, daha. Bilmiyor. Yani. O kendisini prostat hastası zannediyor. Hasta diyabet. Diyabet tabii aslında baş belası bir hastalık ama evet, çözümsüz bir hastalık değil. Evet. Bu baş belasıyla baş edilebilir ve bununla yaşanabilir. Disiplin isteyen bir hastalık. Kesin. Yani diyabete yakalandım, bende şu olacak, bende bu olacak, ben şunu yapamam, bunu yapamam diye insanların karamsar olmaması lazım. Diyabetle yaşamak kolay. Sadece diyabetle yaşamanın kurallarına uymak gerekiyor. Diyabetin tabii, kontrolsüz diyabetin özellikle erkeklerde, kadınlarda çok cinsel hayatla ilgili kadınlar üzerine yapılmış çok ciddi istatistik yok maalesef dünyada yok. Ama erkeklerde impotans dediğimiz, erektil disfonksiyon dediğimiz ya da iktidarsızlık dediğimiz tabloyu yaratabildiğini, yarattığını değil, yaratabildiğini biliyoruz. Erkek çocuklarımızda ve gençlerde olan en büyük soru işareti ama illa olacak diye de bir katiyen şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Hiç yani adam 80 yaşına, 90 yaşına kadar yaşayabilir, şeker hastası olabilir ve son derece sağlıklı cinsel hayatı olabilir. Sürdürebilir. Bu evet, bir disiplinle sağlanabilecek bir durum. Sık idrara çıkmaya gelince tabii şeker kanda bağımsız dolaşırken yanında suyu da alıp götürüyor. Yani o sık idrara çıkmanın sebebi o. Kanda şekerin bağımsız dolaşmasına müsaade etmemek lazım. Bunun için de iç hastalıkları uzmanı arkadaşlarımız ya insülini regüle edecek şekeri ayarlamak için ya da şekeri direkt dokunun içine vererek kanda başıboş dolaşmasını engelleyecek bazı ilaçlar veriyorlar. Diyetlerini düzenliyorlar. Sizin bu arada programın ilk tanıtımında öyle güzel ki beslenme, spor, kültür, sağlık yani aslında bununla başlamak istedim konuşmaya. Ne güzeldi. Neden? Çünkü bunların hepsinin aslında ilkokuldan itibaren belki de ders olması lazım. Ay ağzınıza sağlık hocam. 70-80 sene, şanslıysak 90 sene hayat yaşıyoruz. O yaşadığımız hayatta bir beden içinde yaşıyoruz. Bu beden için hiçbir şey yapmıyoruz. Çok doğru. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ancak hastalanınca bir tarafım acıdı ağrıdı diye. Aklımızı ancak, arabamızı daha çok seviyoruz. Arabamızı daha çok parlatıyoruz. 15 günde bir, haftada bir, bazıları her gün yıkamaya veriyoruz. Doğru. Kendimize hiçbir şey yapmıyoruz. Doğru. Bunların aslında ders olarak müfredata girmesi lazım. Nasıl besleneceğinin çocukluk çağlarından itibaren insanlara öğretilmesi lazım bana göre. Umarım duyuyorlardır, umarım duyarlar. Bu mesajlar lütfen doğru yerlere gitmiş olsun. Çünkü çok önemli bir mesaj verdiniz. Hem de biraz öğretmen istihdamı da sağlanmış olur. Atanamayan hocalara da yol açmış oluruz. Aynen. Neyse ben şimdi tekrar idrara dönmek istiyorum. Şimdi bu sistit dediğimiz veya işte iltihap dediğimiz gene diyabete bağlı olan tatsız olaylarla karşılaşıyoruz hocam. Bunları engellemek için gene size mi gelmemiz lazım yoksa nasıl yani, bir formül? Tabii bunlar karışık vakalar. İnfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı, ürologlar hepimizin bakabildiğimiz vakalar. Hepimizin de hükmedebildiğimiz, galip gelebildiğimiz, yenebildiğimiz vakalar. Doğru teşhis koymak lazım. Kronik bir kere enfeksiyon hastalıklarının hiçbirisini kronikleştirmemek lazım. Yani ben prensip olarak eğer enfeksiyondan şüphelendiysem kültür antibiyogram almadan antibiyotik başlamayı uygun bulmuyorum. Çok doğru. Mutlaka bir kültür antibiyogram yaparak üreyen mikrobun üstüne yani düşünsenize karıncaya top mermisi atıyorsunuz. Halbuki karınca şöyle fiskeyle halledebileceğiniz bir şey. Ne mikrop ürediğini bilirseniz ona göre ilaç verip sadece o mikrobu hallederek vücuda başka zarar vermemiş olursunuz. Böyle bir tedavi disiplini uygulamak lazım. Şeker hastalarında maalesef genel bağışıklık sisteminde düşürdüğü için zaten dokuları hem mikro hem makro vasküler yapıyı bozduğu için bütün dokulardaki dolaşımla alakalı bazı sıkıntılara neden olduğu için bu tür enfeksiyonlara çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Mantar? Mantar zaten fırsatçı enfeksiyon biliyorsunuz. Yani her kadın iki kutu antibiyotik kullansa üçüncü haftasında mantar oldum der. Evet. İlla mantarı bir yerden dışarıdan almak gerekmiyor. Bela, baş belası mantarda. Maalesef fırsatçı olduğu için de hep bunlar tabii neden? Biraz önce söyledik ki kontrolsüz şekerden. Evet. Yani eğer şeker hastalığı doğru bir uzmanla kontrol altında tutulabilirse ve insan kendi öz disiplinini de uygulayabilirse
bu mantarlara falan da yol açmamış olur. Yol vermemiş olur. Bir de hijyen tabii her şeyin hijyen başında. Önemli. O da çok tabii, önemli diye düşünüyorum. Peki hocam, bu vajinal sil diye bir başlık var. Sizin yazılarınızda okudum ben. O konuya biraz değinebilir miyiz? Tabii. Genital bölge sihirleri human papilloma virüs diye adlandırdığımız virüslerin neden olduğu, %99'dan fazlası öyle diyelim, cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Kondilom ya da kondiloma acuminata da diyoruz bunlara. Aynı elimizde, kolumuzda, bazen yüzümüzde çıkan sihirler gibi karnabahar görünümlü, değişik renklerde, deri renginde olabilir, koyu renkli olabilir, daha açık renkli olabilir, karnabahar görünümlü lezyonlar. Genital bölgede olanlar tabii çok şiddetli bulaşıcı. Kadınlarda özellikle rahim ağzı kanseri gibi bazı kötü hastalıklara neden olabildiği için muhakkak hem erkekte hem kadında tedavi edilmeli. Ben kadınlarda, tıp alemi bu konuda ikiye yarılmış durumda, ayrılmış durumda ama aşı için. Ben eğer kızım olsaydı 13 yaşında aşılatırdım. Yani ben daha cinsel hayatı başlamadan aşılanmasını isterdim. Aşı önemli, bana göre önemli. Bir yani, kere mi yapılıyor hocam aşı? Üç kere yapılıyor. Üç kere yapılıyor. Hemen yapılıyor. Bir ya da iki ay sonra ve altıncı ayda yapılıyor. Üç aşıdan bir çeşekil. Aşı garanti bir işi çözücü mü? Aşı tabii vücudu 8-10 tane etkene karşı, bunun çok tipi var, yüzün üzerinde tipi var human papilloma virüsün. Ama önemli birkaç tanesine karşı hazırlanmış aşı vücudu alarmda tutacağı için ben inanıyorum ki diğerleriyle de karşılaşırsa onlarla da baş edebilir aşılı olan insanlar. Yani çapraz bağışıklıkla aşının önemine inanıyorum. Bu genital sihirleri görür görmez yakmak lazım. Yani bir tane gördünüz. Yakmak lazım dedim. Nasıl tedavi edilebilir? Tabii bunları dondurmakla tedavi edilebilir, dondurucu cihazlarla. Bazı ilaçlar sürülerek tedavi edilebilir. Fakat benim mesleki, 30 küsur yıldır uğraşıyorum. Mesleki tecrübem bana gösterdi ki ciltten kabarık olan bu lezyonu dondurursanız üstüne alıyorsunuz, kökü gene kalıyor. Kökü kalıyor. Dondurursanız da ilaç da sürseniz hep o kök orada esas vahim olan kısım tabii, orada kalıyor. Eğer yakarsanız onu çıkıntı olan bölümü vücuttan uzaklaştırdıktan sonra kökünü de yakarak bir daha çıkmamasını sağlayabiliyorsunuz. Bana göre yakmak tek ve ideal tedavisi. Bu bir lokal anesteziyle mi oluyor hocam? Tabii lokal anesteziyle. Hiç ağrısı sancısı yok. Çok ince, özellikle diyabetlerin bileceği insülin enjektörüyle zaten lokal anesteziyi yapıyoruz. Evet. Hemen yani hasta kalkar kalkmaz diyelim ki bizim yaptığımız yerden yan apartmanda oturuyor, hemen duşunu yapabilir. Yani öyle 3-4 gün yaralı dolaştım, şunu yaptım, bunu yaptım diye bir gailesi yok. Normal hayatını sürdürebilir. Sadece cinsel hayatta bir pauze vermesini istiyoruz. Bir ara verecek. Aynen. Peki şimdi bu cinsel hayattan konu açılmışken ve iktidarsızlık demişken hocam, başına gelmiş bir kişi, diyelim ki diyabetli veya non-diyabetik başına gelmiş bir kişi neler yapabilir? Tabii yine başa dönerek anlatacağım. Önce eğitim dedik ya, eğitimli olsa bu bunu tabu olarak görmeyecek. Toplumsal olarak tabu olmaktan çıkacak. Bu maalesef öyle bir tabu haline getirilmiş ki özellikle bizim toplumumuzda insanlar artık geri dönülmez aşamaya geldiği zaman bizim kapımızı çalıyorlar. Halbuki ilk hissettiği anda ya mesela arabanızla bir yere gidiyorsunuz. Araba iki öksürse hemen ilk sanayiye gideriz. Girip tamirciye gösteriyorsunuz. Bedeninize niye bunu yapmıyorsunuz? İlk teklediğinizde, ilk muhteşem bir örnek oldu. Evet. Bunun için bir üroloğun kapısını çalmak lazım. Biz ne yapıyoruz? Bunun psikojenik mi yoksa organik sebepli mi olduğunu önce araştırıyoruz. İyi bir sorgulama bunun için çok önemli. Yani hastaya zaman ayırıp bazen hasta bile, hastalarımız bile aslında tam doğru anlatmak istemiyor. Yani birebir aynı odada ve hiçbir yere çıkmayacağını bildiği halde o bilgilerin, ona rağmen hasta anlatırken iştahlı değil. Hastaya çapraz sorularla, aynı soruyu takla attırıp sorarak falan kendine, ağzından zorla kerpetenle kendine kabul ettirememiş o aynen, zaman değil mi hocam? Kerpetenle alıp evet, evet. Bunun gerçekten psikolojik mi, organik mi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer kararsız kalırsak bazı testler var. Penisinin renkli Doppler ultrasonografisi. Böyle bir inceleme yaptırıyoruz. Bu bize organik mi? Organik derken ne dedik? Diyabet en çok, şeker hastalığı evet, en çok.
damarları etkiliyor. Tabii penisin de damarları, sinirleri aslında onun motoru. Eğer orayı etkilediyse bunu anlamak için bu testi yaptırıyoruz. Bu testte atar damarda bir eksiklik mi var? Penise yetersiz kan mı pompalanıyor? Yoksa toplar damarlar atar damarın pompaladığı kanı çabuk mu kaçırıyor? Sertleşme ondan mı sağlanmıyor? Bütün bunları anlayabildiğimiz bir test. Eğer organik olduğuna karar verirsek genellikle penil protez dediğimiz penis protezini öneriyoruz. Çünkü eğer bunda venöz kaçaksa, toplar damar kaçaysa diğer metotlarla çok fazla başarılı olduğumuz söylenemez. O zaman cerrahi öneriyoruz. Ama cerrahiye gelene kadar eğer hafif bir atar damar yetersizliği ya da organik bozukluk yok, hani yılların yorgunluğu diyebileceğimiz bir tabloysa basit ilaçlarla, ilişkilerin hemen önce alınabilecek ilaçlar veya her gün kullanılabilecek ilaçlar veya şimdi son belki 15-17 senedir kullanılan ESVT dediğimiz şok dalga tedavisi ile hastaları tedavi edebiliyoruz. Şok dalga tedavisi de hem yeni atar damarlar oluşmasını sağlıyor hem eski atar damarların iyileşmesini sağlıyor. Bu EDB'in dediğimiz ESVT dediğimiz şok dalga tedavisi ilaçlarla kombine edildiğinde gerçekten çok başarılı oluyor. Hastalar yani hastanın basitçe kapımızı çalması önünde bir ufuk açılması için yeterli. Esasında tedavi olunabilecek bir şeyden bahsettik. Tabii, tabii. Bundan çekinmemek ve hakikaten doktora gitmek çok önemli. Karamsarlıkla bir de hayat akıyor gidiyor. Zaten 60 yaşına gelmişsiniz diyelim ki önünüzde çok böyle kıpır kıpır yaşayacağınız ne kadar zaman var? Onu da gideyim mi doktora, gitmeyeyim mi diye harcıyorsunuz. Saniyeyi harcamaya değmez. Yazık. Evet, bu arada mesaj araları da var böyle yani. Cümle aralarında güzel mesajlar, mesaj aralarında mesajlar tekrardan. Harikasınız. Peki bu kadınlarda da tabii haliyle zaman içinde ya da diyabete bağlı olarak komplikasyonlar oluşabiliyor. Onlarda da işte vajinal kuruluk dediğimiz hikayeler meydana gelebiliyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi vajinal mantarlar oluşabiliyor. Evet. Tabii bunların da tedavisi var. Vajinal kuruluğun da tedavisi var. Eğer hormona bağlı, hormon eksikliğine bağlıysa onu yerine koyarak bazı bantlarla ya da haplarla, tabletlerle veya sürülecek kremlerle tamamen normale döndürmenin yolu var. Hatta buna dair şeyler, ilaç firmaları kuru bir sonbahar yaprağını yanına da yeşil bir ilkbahar yaprağını koyarak lansman yapmışlardı yıllar önce. Aslında hoş. Yani yolu var, tedavisi yolu var. Kadınların da hiç durmadan hemen tık bir doktor kapısı gitmesi lazım. Peki şimdi bizim çok korktuğumuz bir böbrek olayımız var diyabette. Diyabet ve böbrek denince nedense ilk başta onlar aklımıza geliyor. Halbuki bütün damarlar birbirine bağlı. Onları unutuyoruz. Sadece belli başlı organları telaffuz ediyoruz. Böbreklerimizde sorun olduğu zaman veya başladığı zaman bizim neler yapmamız lazım hocam? Şimdi hiçbir şey yapmadıysak bile biraz önce konuştuk ya, bir prostat hastası ailede varsa 40 yaşında, yoksa 50 yaşında doktora gitmeni üroloğa diye. Zaten ürolog ultrason yapacak dedik. Demek ki 40 ya da 50 yaşında yapılacak bir ultrasonla en azından 40 sene bir şey yapmadıysanız bile bir ultrasonografi ile böbreklerinizin fiziki durumları hakkında fikir sahibi olmanız çok basit. Kadınlar da tabii aynı şekilde genital hastalıklar, işte yumurtalık kanserleri, rahim kanserleri gibi bazı endişelerle menopoz yaşlarına yaklaştıklarında zaten eğer düzenli jinekologlarına gidiyorlarsa onlar için de aynı şekilde bu yapılan incelemeler sırasında böbreklerin değerlendirilmesi çok kolay, çok mümkün. Böbrekler hemen böğrümüzden ultrasonografi probuyla çok kolay ulaşabildiğimiz yerde çok basit bir ultrasonografi, bir iki tane uyduruk kan tahlili böbrekler hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayabilir. Yani yıllarca beklemiş ve böbrek yetmezliğine girmiş ama hiç doktora gitmediği için böbrek yetmezliğine girmiş bazı hastaları görüyor. Çok üzülüyorum. Çok basit. Yani 10 sene, 15 sene önce bir ultrasonografi, bir kapı çalsa, sağlık ocağına gitse, uyduruk bir ultrasonografiyle, bir iki tane uyduruk kan tahliliyle bu duruma gelmezdi. Onlara çok üzülüyorum. Çok basit yani. Çok basit. Yakalamak çok basit. Taş
böbrekte taş, taş döktüm, kum döktüm, işte şöyle oldu, yok şu suyu içeyim, yok bu tuzu yiyeyim, artık bilemiyorum neler deniyor ama o kadar çok şey duyduğumuz bir olay ki. Taşı ne yapacağız? Tabii taşın seyrettiğimiz taşlar var, tedavi ettiğimiz taşlar var. Evet. Diyelim ki birisi bana geldi, tesadüfen taş buldum. Yani böbreğine ultrason yaparken baktım böbreğinin içinde 2 santim, 2,5 santimetre büyüklüğünde böbreğin içine gömülü durduğunu anladığım bir taş var. Hiçbir şey yapmıyorum. Zaten yılda bir kontrol ettiğim için ona rahatsızlık verecek şekilde daha fazla büyüyebilir mi, yeri oynayabilir mi onu zaman içerisinde takip ediyorum. Eğer hiçbir şey yapmıyorsa elimi bile sürmüyorum. Umurumda olmuyor. Ama eğer böbreğin pelvisi dediğimiz idrarı toplayan bölümünde böyle yarım santim, 1 santimetre büyüklüğünde bir taş varsa o zaman biraz daha dikkatli takip ediyoruz. Niye? Çünkü o taş eğer o boruya düşerse, böbrekten aşağıya idrarı taşıyan üreter dediğimiz boruya, yolu tıkayacaktır. Çünkü böbreğin tek boşalma yolu o üreter. Başka bir yol yok. Eğer boşaltamazsa böbrek yolda taş var diye çalışmasına ara verecek hali yok. Gene çalışıyor. Fakat boşaltamadığı için böbrek şişer ve hücreleri bozulur. Hani bir insan taş düşürüyorsa bir hafta 10 günde böbreği yolu tıkadıysa bir hafta 10 günde böbreği geri dönüşümsüz bozulmaz. Ama eğer o taşın yanından idrar geçmeye devam ediyorsa ve ağrısı olmuyorsa hastanın bu yüzden farkına varmadan 3 ay, 4 ay, 5 ay, 2 sene sonra o böbreği farkına varmadan kaybeder. Ben de onu soracaktım size yani farkına varılmıyor mu bu? Farkına varmadan hiç ağrısı olmayınca, sancısı olmayınca doktora da gitmiyorsa diyelim ki üreterin bir yerine takılmış ama o üreter dediğimiz borunun ama evet. Yanından da idrarın geçişine müsaade ediyor. Tabii üreterin kalınlığı boyunca bir idrar geçmesi lazım ama o kadar geçemiyor. Daha süzülerek yavaş yavaş geçiyor. Yavaş yavaş geçtiği için böbrek mutlu. Neden mutlu? En azından içimdekini boşaltabiliyorum diyerek ağrıtmıyor. Ancak? Ağrıtmadığı için de biz şikayetimiz olmuyor, doktora gitmiyoruz. Ancak böbrek yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş büyüyerek idrarı süzen etsi dokusunu gittikçe kaybederek ince poşet gibi bir hale geliyor, çalışmaz hale geliyor. En son size diyalizi sormak istiyorum hocam. Diyalize giren ve tabii ki biz kimse girsin istemiyoruz ama birçok diyabetli ahbabımız var, tanıdığımız var. Bu diyalize geldiğimiz noktada bir organ nakli gerekiyor değil mi? Ben yanlış mı yani biliyorum? Yani eğer artık hasta diyalizdeyse yani geri dönmeyecek bir şeyse, diyalizin geri dönebilecek hastalara yapılan diyalizler var ama var, evet. Geri dönüşümsüzse organa ihtiyacı var. Tamam. Bu organ takıldığı zaman, bulunup takıldığı zaman kolay bir şey değil tabii ki. O zaman diğer böbreği almıyorlar değil mi? Kalıyor bildiğim kadarıyla. Yani böbrek çıkarıldı ve yerine bir yeni böbrek takıldı değil. Bir üçüncü böbrek gibi yeni böbrek. Hep, yani eğer o böbrek şimdi çalışmasa bile içinde idrarı duran bir böbrek neticede enfeksiyon kaynağı. Evet. Onu çıkartmak daha akıllıca öyle olabilir. Mi? Öyle mi? Peki ben sadece nakil olarak düşündüm ve onu okudum. Belki okuduğum noktalarda. İşe yaramayan böbrek, evet. İçinde göllenen idrar, bekleyen idrar ve boşalamayan idrar. Yani az da olsa damla damla yani çalışmayan böbrek bile iki damla idrar üretiyor. Sadece dışarı atamıyor. Çalışmayan böbrek. Evet, yani o daha zararlı dediğiniz gibi. Evet. Olabilir. Neyse ben öyle bir şey okudum ama nerede okudum onu da bilmiyorum. Ama diyaliz deyince aklıma geldi. Mesela son senelerde toplumumuz çok şanslı. Çünkü artık ayak bastığınız, adım attığınız her yerde diyaliz merkezleri var hiç evet, olmazsa. Evet, eskiden evet. Daha kıttı bu işler. İnsanlar büyük şehirlere gidiyordu. Şimdi Anadolu'nun her tarafında da bildiğim kadarıyla diyaliz merkezleri var. Diyaliz merkezlerine ulaşmak o kadar zor değil. Kimseye böyle bir şey olmasın ama tabii bu kadar yakınlarında olması insanların da çok büyük bir huzur verici, bir mutluluk verici bir tabii, olay. Tabii. Arayışa tedaviye girmiyorlar. Ulaşılabilir olması, tedaviye ulaşılabilir olmak bir lüks. İyi evet, bir şey. İyi bir evet, lüks. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz, paylaştınız bizimle. Önce bir kere kendimize dikkat edeceğiz. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Mümkünse müfredata katılacak bütün bunlar. Bir özet geçmem gerekiyorsa. Ve üroloğa gitmemiz gerektiğini hissettiğimiz noktada da gideceğiz. Beklemeden. Nasıl olsa hissetmediyseniz de 40-50 yaşına gelince
Gene gideceksiniz. Ben 50'yi geçtiğime göre hemen randevu alıyorum hocam. Anlaştık bu konuda. çünkü hakikaten bazen dediğiniz gibi bazı şeyleri kaçırıyoruz. Dikkat etmiyoruz. Atlıyoruz. Önemsemiyoruz. Geçti bu ağrısızı deyip vazgeçiyoruz. Bunu yapmamak lazım. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ayağınıza sağlık, bilginize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepimiz. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.